Merhabalar arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bir şişe maden suyla kabarmalara doymayan yumuşacık sünger gibi kek tarifi videosu hazırladım sizler için. Bu güzel tarifimizin buyurun lafı hiç uzatmadan hemen yapım aşamasına geçelim. İlk önce kekimiz için 4 adet odasında bekletmiş olduğum yumurtamın üzerine 1,5 su bardağı toz şeker ekliyorum. Sizler daha az tatlı seviyorsanız şeker oranını azaltabilirsiniz. Mikserimi ilk önce düşük sonra yüksek ayarıyla beyaz krema kıvamına gelene kadar karıştırıyoruz. Mikserimi ara ara dinlendirerek yaklaşık 4 dakika kadar beyaz krema kıvamını alana kadar yumurta ve toz şekerimi karıştırıyorum. Kekte özellikle yumurtayı kesinlikle buzdolabından direkt alıp kullanmamaya özen gösterelim. En az yarım saat 40 dakika oda ısısında bekletelim. Soğuk hava koşullarında 1 saat kadar da bekletebilirsiniz. Sütümüzü de kesinlikle soğuk keke eklemeyelim. En az sütümüzü çok hafif ılık olana kadar ocakta ısıtabilirsiniz. Kesinlikle tabii ki poğaçalara eklediğimiz gibi ılık olmamasında dikkat edelim sütümüzün. Kekimi 4 dakika kadar yaklaşık beyaz krema kıvamını alana kadar karıştırdım. 1 su bardağı sıvı yağ ekledim. Yarım çay bardağı sütümü ekliyorum. Sütümü de bir anda eklemiyorum. 2-3 kısım olacak şekilde yavaş yavaş ekliyorum. Sütümü bu arada hafif alık kullandım. 1 şişe maden suyumu da yavaş yavaş ekliyorum. Bir anda eklememeye özen gösterelim. Bu arada sade maden suyu kullandım. Dilerseniz sade keklerinizde veya limonlu keklerinizde limonlu maden suyu da kullanabilirsiniz. Farklı ve güzel lezzet katıyor. Maden suyumla da yavaş yavaş spatula yardımıyla malzemelerimi karıştırdım. Unumu eklemeden önce 3 su bardağı unumun üzerine 3 yemek kaşığı tepeleme olacak şekilde mısır nişastası kullanıyorum ve unla nişastanın güzelce karışmasını sağlıyorum. Daha önce keklerde nişasta denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Sünger gibi çok güzel keke kıvam veriyor. Unlu karışımımı elemin üzerine alıyorum. Kenarda bir yemek kaşığı dolusu kadar ayırıyorum. Sonrasında ekleme yapacağım. Bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu ekleyeceğim. Maden suyu da eklediğim için kabartma tozunu bir paket ekleyeceğim. Sizler maden suyu kullanmayacaksınız. İki paket kabartma tozu ekleyebilirsiniz veya dilerseniz bir buçuk paket kabartma tozu da ekleyebilirsiniz. Unlu karışımımı da biraz spatula yardımıyla karıştıracağım ve sonrasında mikserimin düşük ayarıyla karıştırmaya devam edeceğim. da çok fazla sönmemesi için mikserimin düşük ayarıyla çok az karıştırıyorum. Fazla karıştırmamaya da özen gösteririm ki içindeki yumurtasının fazla sönmemesi için. Hamurumu çok koyu yapmadım. 1 yemek kaşığı kadar sonrasında un ekleyeceğim. Kakaolu da yapacağım için arkadaşlar kakaolu hamurun çok koyu olsun istemiyorum. Koyu bir hamur yaptığınızda sonrasını kakao eklediğinizde o kakaolu kısım çok koyu oluyor. Hamurumuzun üçte birini ufak kaseye alıyoruz kakaoyla karıştırmak için. bir yemek kaşığı dolusu kakaoyu üzerine ekliyorum. Sizler daha yoğun kakaolu seviyorsanız tabi kakao miktarını arttırabilirsiniz. Çıkma tozu ile kakao ile hamurumu güzelce karışmasını sağlıyorum ve hamurumun da kıvamını kontrol edeceğim. Gerekirse tekrardan kakao'lu hamur kısmına da un eklemesi yapabilirsiniz. Kakao'lu hamurum hiç un eklemeye gerek kalmıyor. Tam istediğim kıvamda oldu. Kenara alıyorum ve şimdi sade kek hamurumun üzerine kenarda ayırmış olduğum bir yemek kaşığı unlu karışımı döküyorum kullandığım ölçüleri açıklama kısmına detaylı şekilde ekleyeceğim. Tabii ki kullandığınız yumurtanın büyüklüğüne veya un markasına göre değişiklik gösterebileceği için sizler lütfen hamurunuzun kıvamına göre un eklemesi yapmaya özen gösterin. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde olması yeterli. Hiç kesilmeden sonuna kadar akıyorsa artık hamurumuz olmuş demektir. Öncesinde tereyağla yağlamış olduğum kalıbımın üzerine kek hamurumu döküyorum. Dilerseniz sizler katı yağ margarinle de yağlayabilirsiniz. Veya sadece sıvı yağla da yağlayabilirsiniz. Sade kek hamurumun tamamını döktüm. Ve üzerinde kakaolu karışımımı güzelce gezdiriyorum dilerseniz sadece orta katında kakaolu karışımı da dökebilirsiniz arkadaşlar. Ben sadece üzerine döktüm. Sonrasında spatula yardımıyla bu şekilde hamurlarımın güzelce karışmasını sağlıyorum. Sizler tabii ki daha farklı şekillerde de yapabilirsiniz kek hamurumuzun içindeki hava kabarcıklarında çıkması için kalıbımızı hafif tabanına vuruyorum ve öncesinde ısıtmış olduğum 5 dakikalık 175 derece alt üst fanlı ayarda kekimi orta tarafın bir altına koyuyorum benim fırınımda alt üst pansız ayarda keklerim çok güzel piştiği için ben bu ayarda pişiriyorum. Sizler tabii ki kendi fırınınızda hangi ayarda güzel pişirme yapıyorsa o ayarda pişirebilirsiniz. Kekim kabarıp hafif kızarana kadar ilk önce 175 derecede kekimi pişiriyorum. Kabarıp kızardıktan sonra içinde güzelce çekmesi için 150 dereceye getiriyorum. Kekimin de içinin güzelce çekmesini sağlıyorum. Toplamda yaklaşık 1 saate yakın kekimi pişirdim. Ben kekimin de içinin güzel pişmesi için ağır ağır pişiriyorum arkadaşlar. Kekimiz de kabardığı için içinin de güzelce çekmesi için ağır ağır uzun süre pişirmeye dikkat ediyorum. Tabii ki sizlerin fırınınızın göre bu süre değişebilir. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. İlk sıcaklığı çıkana kadar kalıbında 5-6 dakika kadar beklettim ve sonrasında ters çevirdim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sünger gibi kek oluyor. Mutlaka sizlere maden suyla da bu tarifi denemenizi tavsiye ederim. Ertesi güne de yine aynı yumuşaklığını koruyan bir kek oluyor. Biraz soğuduktan sonra hemen dilimlerini ayırarak sizlere iç kıvamını da göstermek istiyorum. Biraz ılıyan kekimi hemen dilimlere ayırarak sizlere iç kıvamını da göstermek istiyorum. Kekimizin içinde gördüğünüz gibi göz göz sünger gibi oldu. Günlerce bayatlamayan bir kek tarifi oluyor. Sizler tabii ki içine farklı malzemeler de katarak yine aynı bu tarifi yapabilirsiniz. Sizlere hemen kırarak da kıvamını da göstermek istiyorum. Elinizde dağılan yumuşacık kek tarifi oldu. Şimdiden bu güzel tarifi deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.